Serpin nerede? Çıktı o bavuluyla. Nasıl yani? Bilmiyorum, tatil gibi bir şey dedi. Dayanamadı tabii, nikah falan. Efendim? Yok bir şey, gidebilirsin sen. Afiyet olsun. Kim bu ya? Sabit numaradan arıyor. Alo? Anne! Anne sen neredesin ya? Ben meraktan öldüm. Niye bu numaradan arıyorsun? Karakoldayım Betül. Telefonumu aldılar. Nezarete atacaklar beni. Feride Hanım'ı ben öldürdüm sanıyorlar. Ha, tamam. Ben hemen Orhan'ı arıyorum, geliyorum. Bırak şimdi Orhan'ı. Hemen bir avukat bul bana. Biz kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Tamam. Tamam. Ben hemen bir avukat buluyorum, geliyorum. Neredesin? Tamam. Oh Orhan, ah! Verdiğim adreste aynı dikkati göstersinler, hata istemiyorum. Giren çıkan herkesin üstünde olsun gözünüz. Meşgul. Kimle konuşuyorsun sen ya? Ya görüyorsun da aradığımı. Umrunda bile değilim değil mi? Kahretsin. Yok. Yok böyle olmayacak. Benim bir şey yapmam lazım. Kendim halledeceğim. Annemi oradan çıkartacağım. Hoş geldiniz. Sinan Hanım iyidir inşallah. En çok şükür. Çok şükür. Bu saatte ağır bir şey yenmez diye çorba hazırladım size. İsterseniz hemen getireyim. Sağ ol Şefik Hanım. Sen de olmasan. Estağfurullah Orhan Bey. Ben bu saatte bir şey yemem. Gidip hemen uyuyacağım. Ben de bir duş alıp uyuyacağım. Bugünlük aksiyon kotamı doldurdum. Sevda, Betül Hanım odasında mı? Hayır, henüz gelmedi. Nerede ki? Bilmiyorum Orhan Bey, bir telaşla çıktı. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Hadi çocuk. Aa. Neredeydin, nereden bu saatte? Ne oldu? Şimdi mi geldim aklına? Senden bir hayır olmayınca... Ben de kendi işimi kendim halledeyim dedim. Betül. Neler oldu bir bilsen. Ben sana söyleyeyim mi ne olduğunu? Annemi tutukladılar. Dursana bir dakika Betül. 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 Orhan ne oluyor? Sana ne ifakat? Gir odana. Sana mı soracağım? Ne oluyor? Ne oluyor Betül? Bir anlatır mısın? Dedim ya, annemi tutukladılar. Sana güvenip senden yardım isteyen annem şimdi nezarethanede. Nasıl ya? Sen çok meşguldün. Ben de gittim, kendi işimi kendim hallettim. Takılarımı sattım, en iyi avukatı tuttum anneme. Olmaz öyle şey. Niye beni beklemiyorsun? Ben hallederdim. Ya sen bugüne kadar senden beklediğim neyi hallettin ya? Öyle mi oldu şimdi Betül? Annen bir kadını öldürüyor. Suçlu ben mi oluyorum? Kazay. Madem yardım etmeyecektin niye hallederim dedin o zaman? Hallederim, hallederdim de. Ne bileyim ben. Bir görgü tanığı falan var belki de. Avukatım öğrenecek ne var ne yok. Olmaz öyle şey. Ya beni beklemeliydin. Niye beklemiyorsun beni anlamadım ki. Ben oraya avukat ordusu yığardım. Yardım ederdim annene. Ya sen önce hamile karının telefonlarını aç. Sonra yardım edersin. Ha, pardon ya. Karın değilim ama değil mi senin? Bu yüzden annemin de hiçbir değeri yok senin için. Tamam. Tamam. Biraz geç kalmış olabilirim. Ama ben halledeceğim. Tamam merak etme. O iş bende. Halledeceğim. Lütfen. Lütfen bak beni dinle. Benim avukatlarımdan daha iyisini bulamazsın. Ne olur kandırma beni artık. Kandırmıyorum. Kandırmıyorum. Bana güven. Tamam mı? Yarın o avukatı geri çekiyorsun.
Ve bu işi bana bırakıyorsun. Tamam. Ben halledeceğim. Merak etme. Takılarını nereye verdin? Niye? Çünkü anneni de onları da geri getireceğim. Necdet Bey, hemen halledin. Yarın da gelin. Bu konuştuklarımız aramızda. Tamam. Neymiş aranızda kalacak olan? Sana ne İfakat? Ne işler çeviriyorsun Orhan? Seni ilgilendirmez İfakat. Hiçbir şey çevirdiğim yok. O zaman gece gece metresin neden paraya sıkıştı onu söyle bari. Seni ilgilendirmez. Özel bir mesele. Cinayet gibi mi mesela? Ben her şeyi duyarım canım, bilmiyor musun? Sen şuna her kapıyı dinlerim desene. Evimize kimleri soktuğunun farkında mısın sen? Hattu canım, hiçbir şeyi duymayacak, anlaşıldı mı? Zaten ortada bir yanlış anlama var. Necdet Bey'le konuştum, halledecek. Necdet Bey nasıl halletsin? Ceza avukatı değil ki o. Bildiğim bir şey var işte. Uzatma. Ayrıca bunu da kimsenin bilmesi gerekmiyor. Betül gibi mi mesela? Yeter İfakat. Betül'den neyi saklıyorsun? Hiçbir şey İfakat. Neyi bilmesini istemiyorsun? Neyi bilmesini istemiyorsun? Seni ilgilendirmez İfakat. Söyle. Söylesene. Nurten'i ben ihbar ettim. Tamam mı? Rahatladın mı? Ne gülüyorsun? Ay, sen oyunlar mı yaptın? Sen eline yüzüne mi bulaştırdın sen ha? Çok mutlu oluyorsun değil mi? Çok keyifleniyorsun. Ben bir şeyi beceremezsem, yapamazsam. Ay yok. Moral bozmak, geriye bakmak yok. Senden olur. Daima bir adım ileri, daima. Sana güveniyorum. Yaparsın. Fakat eğer Betül bunu duyarsa seni evlenmeden boşar. Eğer senin ağzından bir şey çıkarsa... Bu evdeki sorunların öyle bir artar ki Betül'ü unuttum.